Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Dışişleri ve Savunma Konseyi'ni olağanüstü topladı. Muhalefet ve Yunan basını ise Tsipras'ın bu tutumunu ağır biçimde eleştirdi. Rum medyası da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'nin politikalarını eleştiren haberler yayınladı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Türkiye'nin bu kararlı duruşu karşısında panikleyen Rum yönetimi ve Yunanistan adada provokatif çıkışlarını sürdürüyor. Bu yaklaşımlara karşı Türkiye anında ve sert bir şekilde cevap veriyor. Yunan yönetiminin Türkiye'ye yönelik tutumuna bir tepki de hiç beklenmedik bir yerden geldi. Yunanistan'da muhalefet ve basın, Tsipras'ın Türkiye politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Ana muhalefetteki Merkez Sağ Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Kyriakos Mitsotakis, Tsipras'ın sorumsuz şekilde durumu abartıp dramatize etmeye çalıştığını söyledi. Dışişleri ve Savunma Konseyi'nin olağanüstü toplantısında önemli bir karar alınmayınca Yunan basınında Tsipras'tan seçim öncesi şov, Tsipras Türkiye kozunu oynayıp seçmenleri etkilemek istiyor yorumları yapıldı. Tovima gazetesi haber sitesinde Alexis aklını mı kaçırdın, ateşle oynuyorsun başlıklı yazıda Yunan tarafının seçim hesapları yapıp ateşe körükle gitmesi sorumsuzluktur, bazı şeylerle oyun oynanmaz denildi. Prototema gazetesinin haber sitesinde de Tsipras önce kriz ortamı yarattı, sonra da halkı yatıştırıcı konuşma yaptı. Özellikle dikkatli davranılması gereken Türk-Yunan ilişkileri seçim öncesi oyunların dışında kalmalıdır ifadesi kullanıldı. Öte yandan Kıbrıs Rum medyası da Doğu Akdeniz'deki doğal gaz krizinde Türkiye'nin rehine haline geldiklerini belirtti. Türkiye'nin rehine olduk manşetiyle konuya geniş yer ayıran Politis gazetesi, Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi ve destek veren yabancı şirketlerin 25 personeli hakkında Avrupa tutuklama emri çıkartarak acele ettiğini belirtti. Gazete, Kıbrıs açıklarında sondaja başlayan Fatih gemisi personeline çıkartılan tutuklama emirlerinde sonuçsuz kalacağını yazdı.